Hakkınızı helal ediniz inşallah. Evet kıymetli dostlar, hep bereket var Hazreti Ebubekir'in hayatında. Anlamlı bir yaşam, hedef var ve büyük bir emel var Hazreti Ebubekir'in hayatında. Gayret var, mücadele var. Yani hayat defterini araladığınızda var da var. Bakın, bugün kütüphanelerimizde tarih adına yazılmış onlarca kitaplarımız var değil mi? Allah Azze ve Celle bu ilmi mirası bize bırakan tüm alimlerimizden ebeden ebeden razı olsun inşallah. Onlardan biridir İbni Asakir. İbni Asakir'in en meşhur eseri Tarihu Medeniyeti Dimaşk. 80 cilttir bakın. 80 ciltlik bir kitaptır bu. Tarihu Medineti Dimeşk. 80 ciltlik. Bu 80 ciltlik kitapta 30. cilt tamamen Hazreti Ebubekir Sıddık'a ayrılmıştır. Dikkat edin bakın. 30. cilt tamamen Hazreti Ebubekir'e aittir. Çok büyük bir İslam tarihçisidir İbni Asakir. Eğer araştırabilirseniz bu kitabı bir araştırın. 80 ciltlik bir kitap bu. 30. cilt Hazreti Ebubekir'e ayrılmış. Bu cilt dışında da Hazreti Ebubekir'in anlatıldığı kısımlar bir araya getirilse, emin olun bakın belki kitabın %10'u Hazreti Ebubekir Sıddık'ı anlatmaktadır. Şimdi onun ve onun gibi onlarca tarihçinin, muhaddisin, siyer ve magazi yazarının anlattığı Hazreti Ebubekir her yönüyle anlatmamız sizce mümkün müdür? Mümkün değil. Mümkün değil yani. Dolayısıyla Hazreti Ebubekir'in hayatında çok önemli gördüğümüz ve bizlerin hayatında da çok eksikliğini hissettiğimiz yine ne yapıyoruz? 5 temel kavram üzerinden onu anlamaya çalışalım. Nedir o kavramlar? Birincisi muhabbet, ikincisi sadakat, üçüncüsü teslimiyet, dördüncüsü celalet, beşincisi evveliyet. Bunları aktarmaya çalışacağız Allah nasip ederse. Dilerseniz birinci kavram olarak muhabbetten başlayalım ve Hazreti Ebubekir'i bu 5 temel özellik üzerinden günümüz insanlarına yani bizlere eksik olduğumuz noktaları inşallah nokta atışı yapıp nasihat almaya çalışalım. Biz Firdevs yolcularını aktarırken ki gayemiz neydi? Onların hayatlarını aktarmak değil, onların hayatlarından mesajlar alıp kendi hayatımıza aktarmaktı. Rabbim bu aktaracağımız nasihatleri anlamayı ve algılamayı hem sizlere hem de bizlere nasip eylesin inşallah. Eğer hazırsanız kısa bir ara vereceğiz. O kısa bir aranın ardından hemen muhabbet kısmından inşallah Hazreti Ebubekir Sıddık'ı anlamaya çalışacağız. Muhabbet. Muhabbet. Ebubekir Sıddık dediğimiz zaman çok önemli bir başlıktır değil mi? Bu zorlu yolun en önemli azı ve tabiri caiz ise başıdır kıymetli kardeşler, kıymetli dostlar. Sevgi deyip geçmeyin ha. Sevgi deyip geçmeyin. Hakkı ile seven sevdiğinin yolunda olur. Feda eder. Feda olur. Neyi varsa vazgeçer. Gözü sevdiğinden başkasını görmez. Hayatını sevgilisinin yoluna kurban eder. Biz bunların hepsini Hazreti Ebubekir'in hayatında görüyoruz. Hazreti Ali radıyallahu an Kufe'de halifeyken bir gün İslam destan yazdığı o ilk günlere şahit olmayan genç nesle ne diyor biliyor musunuz? Söyleyin bakalım. Men eşça'un nas
insanların en cesuru kimdir diye sormuştu. Soruya muhatap olan o günün Müslümanları cesaret deyince akıllarına hep Hazreti Ali geldiği için ente ya emirel müminin diyorlar. Ente ya emirel müminin, sensin ey müminlerin emiri. Hazreti Ali ne demişti? Hayır dedi, ben değilim. İnsanların en cesuru Hazreti Ebu Bekir'dir. Neden Hazreti Ebu Bekir olduğunu merak eden o bakışları görünce Hazreti Ali anlatmaya başlıyor. Diyor ki bizler bir avuç iman eden kardeşlerimizle beraber daha nübüvvetin ilk günlerinde Kabe'de namaz kılıyorduk. O anda Mekke'nin kara yüzlü adamları bize ve Efendimiz'e saldırıyorlardı. Kimi Allah Resulü'nü itekliyor, kimi cübbesini çekiyor, kimi üzerine çöreklenmiş Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme vuruyorlar. Biz ise elimiz kolumuz bağlı hiçbir şey yapamadan sadece olanları izliyorduk. Onlar Efendimiz'e vuruyor, biz onları izliyorduk. Bir anda baktık ki ötelerden cübbesi böyle rüzgarlarda savrulan ama gelişiyle etrafa izzet saçan biri bize doğru yaklaşıyor. Gelenin kim olduğunu merak etmiştik. O yiğitçe gelen naif bedeniyle o gün bir aslan kesilen Hazreti Ebu Bekir'den başkası değildi. Koşa koşa bize doğru geliyor, kendisine engel olanları bir bir deviriyor ve Kabe'nin duvarlarında yankılanan şu sözü haykırıyordu. Etaktulune raculen en yakule rabbiyallah. Bir adamı sadece Rabbim Allah'tır dediği için mi öldürüyorsunuz? Ama bizler korkuyorduk, karışamıyorduk, gözümüzün önünde Efendimiz aleyhissalatu vesselam'a vuruyorlardı. Bu sözleri en gür seda ile haykıran Hazreti Ebu Bekir gelip kendini o anda Mekkelilerin saldırılarına muhatap olan Efendimizin üzerine atıyor. Bu sefer o kara yüzlü adamlar Efendimiz'i bırakıyor. Hazreti Ebu Bekir'i ortalarına alıyor ve başlıyorlar da Hazreti Ebu Bekir'i dövme. Yumruklar, tekmeler, hakaretler havada uçuşuyor. Ukbe bin Ebi Muayt öfkesini alamıyor. Hazreti Ebu Bekir'i yere düşürüyor. Göksünün üstüne oturuyor. Eline aldığı ayakkabıyla yüzüne gözüne vurmaya başlıyor. Ağzı gözü burnu dağılan Hazreti Ebu Bekir daha fazla acılara dayanamıyor. Hemen bayılıyor. O anda kabilesi Beni Temim onlardan haberdar oluyor. Geliyor Hazreti Ebu Bekir'i onların elinden kurtarıyorlardı. Her tarafı kan revan içerisinde ve baygın bir halde evine taşıyorlar. Hazreti Ebu Bekir o gün için Müslüman olmamış annesi Selma bin Sahir ya da bilinen künyesiyle Ümmül Hayr oğlunu o halde görünce feryat figan ediyor. Gözyaşları içerisinde oğlunun kanlarını temizliyor. Ve baygın olan oğlunun uyanmasını bekliyor. Nice sonraları Hazreti Ebu Bekir gözlerini açıyor. Biraz kendine geliyor, gelir gibi oluyor. Uyanır uyanmaz ağzından çıkan ilk söz مَا فُعُولَ بِرَسُولِ اللّٰهِ Allah Resulü nerede? Ne oldu diyor. Haber verin bana. İlk söz. Ya söyler misiniz böyle bir cesareti ortaya koyarak insanların en cesuru olmayı hak eden Hazreti Ebu Bekir değil de kimdir? Biz onu hep farklı yönüyle tanıyoruz değil mi? Sıddıkiyet diyoruz. Onun naif, böyle hiçbir şeye karışmayan cesaretiyle efendime söyleyeyim hep geride duran biri olarak görüyorduk ama bakın Hazreti Ali